Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aslında biraz daha böyle farklı bir rengi var demurumun, krepimin arkadaşlar, ama burada daha mavimsi çıkıyor. Biraz daha yeşili andıran bir renk gibi. Şuradakine biraz daha yakın bir renk gibi. Tam ya demurun renginde de değil ama yapınca güzel duruyor oyamız. İpim de bu renkte. Bir ipim var. Dediğim gibi biraz mavimsi, yeşilimsi bir renk, ara bir renk. Bu şekilde bir namaz örtüsü modeli yapacağız. Facebook grubumuzdan istek yapmış bir arkadaşımız. Bunu modelin yapılışını istemiş. Ben de sizler için anlatmak istedim. Umarım faydalı bir video olur arkadaşlar. Şimdi yapmaya başlayacağız. 4 katlı bükülmüş suni ipeğimiz var. Sosyete iğnemiz var. Ucu sivri. Ve biraz çok uzun değil aslında bana göre. Biraz uzun bir iğnemiz var. Tabii ki her zamanki gibi makasımız var. Şimdi ben tülbentimi, yazmamı, demorumu tersine doğru kıvırıyorum arkadaşlar mutlaka. Ondan sonra araya ip koyarak kıvırıyorum. Üzerine de kağlarımı yaptım. Bunun videosu var başka şeylerde, videolarda bunun anlatımı var. Üzerine de iki sıra zürafa gittikten sonra şimdi modelimizi yapmaya başlayacağız. Bir tane yaptım buraya ben size. Hem eklemesini gösterebilmek için arkadaşlar. İkisinin arasını hesaplayabilmek için. Böyle bir şey yaparken arkadaşlar bu kıyısını kıvırmayın ilk önce. Bu kıyısı kalsın. Öbür kıyıdan gelin. Tabii ben ortadan başladım model çıkartmak için ama öbür baştan gelin. Burada artan kısmı olursa buradan hemen kesersiniz. Sonra burayı kıvırırsınız. Yani çok fazla değilse tabii ki. Yani 8-10 tane zürafa falan kaldıysa kesip orayı tekrar kıvırabilirsiniz. Ön tarafını yaptığınız zaman, sadece ön tarafa büyük desenler koyduğunuz zaman ayarlamakta zorlanıyorsanız. Şimdi gelelim ikinci konuya. Şimdi burada ikinci motifi nereden başlayacağım? Herkesin zürafasına göre değişir. Ben derim ki 10 tane zürafa bırakın ama sizin zürafa boyunuzda bu farklı olabilir yaptığınız modelle. Siz kendiniz bir tane modeli yapın. Daha sonra aradaki, bakın şurayı hesaplayın. İğnemi koyabilirim. Bakın. Buradan ekleyeceğim birbirine ben bu modeli. Demek ki burası tam ortası. Bundan sonra modeli başlamak için kaç tane bırakmam gerekiyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. 13 de öbür tarafta 26. Bir de ortadaki 27 tane. Yani şuradan sonra 13 tane bırakacağım. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane bırakacağım. 14.'ye motifimi döşemeye başlayacağım arkadaşlar. Yani şu kısmı yapacağım. Evet arkadaşlar, şimdi buraya işaretimi koymuştum. Siz de isterseniz yazma şeyde namaz örtüsünde bu şekilde hesaplayarak işaretlerinizi koyabilirsiniz. Sayarak da yapabilirsiniz bunu. Evet, şimdi bu şekilde başlıyorum. Aynı yere batarak bir tane daha zürafamı yapıyorum. Evet, şimdi ipimi geriye getiriyorum. Gözeme işlemi diyoruz buna. Arada ip yürüterek yapıyoruz. Daha sonra aynı yere batarak arttırıyorum. Evet, sonra yandaki zürafaya geçiyorum. Ve yine aynı yere batarak arttırıyorum. 3 tane zürafa oluşturuyorum arkadaşlar böylelikle. Daha sonra yine ipimi geriye getiriyorum. Arttırıyorum aynı yere batarak. Ve ortadaki zürafaya geçerken bir zürafa yapıyorum. Ve sondaki zürafaya geçerek bir zürafa daha yapıyorum. Şimdi 4 tane zürafam oldu. Bu şekilde arttırarak 6 tane zürafa olana kadar arttırma işlemi yapacağım arkadaşlar. İplerini de mutlaka kesiyorum.
dipten yakma işlemi falan yapmıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi 6 tane zürafa olana kadar arttırdım ve ipimi geriye getiriyorum. Daha gergin getiriyorum eksiltirken. Arttırırken bir düğüm mesafesi gibi, fazla iki düğüm mesafesi pardon. Şimdi tekrar hepsine birer kere batarak eksiltme işlemi yapıyorum. Arttırma işlemim bitti. Hepsine birer kere batarsam kendiliğinden eksiliyor zaten gözlemeli ilmekler arkadaşlar. Evet. Bazen aynı rengini bulamıyoruz kumaşın ama bir böyle bir ton açığı da çok güzel durabiliyor arkadaşlar şeyde. Oya yapınca bir ton açığını tercih edebilirsiniz. Şimdi eksiltmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bir tane zürafa kalana kadar eksilttim. O bir tane zürafanın üstüne geriye geliyorum. Sıfır ilmek yapıyorum. Daha sonra altılı zürafanın olduğu sıranın kenarına batarak ipimi uzatıyorum. Bir köprü oluşturuyorum. Sonra yine ortaya gelerek ikinci katını yapıyorum köprümün, sağlam olsun diye. Daha sonra bu tarafındaki altılı zürafanın diğer tarafına batıyorum ve yine ortaya batıyorum. Sağlam bir köprü yaptım buraya. Çünkü üstünde çok çekiştireceğim şimdi. Sağlam olması gerekiyor. Biraz da paylı bırakıyorum ki yana geçerken onu saklayabileyim. Şimdi arkadaşlar ipimi orada kestim. Yeni ip takıyorum. Oraya yetecek kadar ip takın ki parça ip kalmasın. Ben şimdi burada daha uzun gitsin istiyorum ipimi. Onun için yeni ip takıyorum. Kenara bağlıyorum. İki köprünün içine birden batarak. Daha sonra pırpırları yapmaya başlıyorum. Şimdi arkadaşlar pırpır olayı ya da iğne oyasının modelleri diyeyim. Yapışları, sık iğneli ya da farklı bir model, farklı teknikler. Yaptıkça eliniz alışır arkadaşlar. Yani ilk yaptığınızda çok düzgün olmayabilir. Mesela benim gibi her gün başka bir model çalışıyorsanız yapmakta zorlanabilirsiniz. Ama her gün pırpırlı model çalışıyorsanız bu şekilde zaten eliniz alışır ona. Yani benim gibi arada bir yapıyorsanız böyle tabii çok birden yapamayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buraya 14 tane pırpır koyacağım bu tarafa. Buradaki köprüye. Evet, bu şekilde tutarak pırpırlarımı yapıyorum. Suni ipek olduğu için elimdeki de arkadaşlar 4 katlı suni ipek çok rahat düğüm tutuyor. Bu renk geniş şeyi de çok güzel, ipi de çok güzel. Yani çalışması da çok keyifli. Çok hoşuma gitti yapması. Evet. Bu şekilde devam ederek 14 taneyi dolduracağım. Biraz sıkışık olacak ama modelin düzgün durması için böyle olması gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi 14 taneyi doldurdum buraya. Ortadan geçerken de bir tane yapıyorum. Yine diğer tarafa 14 tane, 28-29 tane olacak arkadaşlar zürafalarım. Pardon, pırpırlarım. Tabii zürafalarım, üst sırada da zürafalarım. Evet arkadaşlar, şimdi 14 tane buraya, 14 tane buraya yaptım. Ve üstüne geriye geldim ama çevireceğim geldikten sonra. Çünkü bu şekilde yaptığınızda geri ilmekler daha farklı görünür. Onun için çevirerek yapın. Şimdi hepsine birer kere batarak zürafalar oluşturacağım. Bu sırayı başa kadar bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi sıranın sonuna kadar geldim. 1, 2, 3, 4, 5. zürafaya düğüm atarak hafif paylı bir şekilde ekliyorum. İpim de kısaldığı için kesiyorum burada.
yeni ip takacağım. Evet arkadaşlar, şimdi yeni ipimi taktım. Yukarıya doğru gideceğim. Döndürüyorum işimi tersine. Ve biraz ortası diyeyim. Ortasından iki ipi birden birbirine bağlıyorum. Daha sonra hemen bir tane daha yapıyorum buraya. Ondan sonra iplerimi kesiyorum. Daha sonra yukarıdaki sırayı yaparken bu ipleri de araya alacağım. Hem saklayacağım hem sağlam olacak. Ben biraz uçlarda çok çektiğim için belki de çıkma ihtimaline karşı bir sıra daha, bir sonraki sırada şöyle çekerek yapacağım için toparlayacağım orayı. Şimdi yine aynı şekilde hepsine birer kere zürafa yaparak başa kadar gideceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yine ikinci sıranın sonuna geldim. 1, 2, 3, 4, 5.ye bağlıyorum. Ve işimi döndürüyorum yine. İlk araya batıyorum. Daha sonra yine hepsine birer kere batarak sıranın sonuna kadar gidiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ipi eklediğim yere geldim. Hepsini birden toplayıp yukarıya çekiyorum. Bakın, ekleme yeri hiç belli olmadı. Şimdi tekrar aşağı iniyorum. Bu aradaki ipe batmıyorum. Ve geriye dönüyorum. Bir sıra daha bu şekilde düz sıra sıra zürafalar yapacağım. Evet arkadaşlar, şimdi yine sıranın sonuna geldim. Aşağıya iniyorum. Yandaki zürafaya batarak. Sonra tekrar geriye dönüyorum. Ve ilk zürafaya geçiyorum. Daha sonra 1, 2, 2, şurada da sayıyorum değil mi? Evet. 3, 4 tane zürafa yapıyorum. Sonra bir taneyi atlıyorum. Bir köprü yapıyorum. Küçük bir köprü. 1, 2, 3, 4. 4 zürafa yapıyorum. Yine bir tanesini atlıyorum. Yani böylelikle 6 tane zürafa olarak ayarlamış oluyorum motifimi. Ona göre sayarak yapıyorum. 2, 3, 4 ve aynı şekilde yapıyorum. Şimdi burada ipimi bitireceğim için 1, 2, 3 ve 4. Burada ipimi keseceğim şimdi arkadaşlar. Ama alta kadar yetecek. Yetmeyecek sanmıştım. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi alta kadar indim. 4 tane zürafa yaparak. İpimi yine paylı kesiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ikisini yine ekleyeceğim ama buradakini hafif geri dönerken bombeli bırakacağım. Yani burada aşağı inmedim, tekrar onu söyleyecektim. Geriye dönüyorum artık. İpimi de bombeli bırakarak, kenarda kabarcık olacak şekilde bırakarak ekledim. Bir tane daha zürafa yaptıktan sonra kesiyorum yine deminki gibi. Yukarıki sırada saklayacağım onu. Şimdi diğer zürafalara da batıyorum. Ve köprüye geldiğimde kör ilmek gibi. Bunlardan daha küçük olursa daha rahat olur size. Hani ona batmayacağınız anlam açısından. Sonra aynı yere batarak bir tane küçük bir pırpır yapıyorum. Çok büyük olmasın.
Sonra onun üzerine yukarıya çıkıyorum ve aşağı iniyorum. Daha sonra yine aynı şekilde sinek kanadı tekniğiyle 3 tane yaprakçık, yaprak da değil tam olarak, yaprakçık oluşturuyorum. Ve yine aynı şekilde bu sıranın sonuna kadar devam edeceğim böyle arkadaşlar. 3 tane yaptıktan sonra buraya. Şimdi burası dolaşıyor gibi geliyor arkadaşlar ama benim düğümümden kaynaklanıyor o. Daha sert bir düğüm oluyor bu, çiftli düğüm oluyor. Onun için bu şekilde biraz dolaşık gibi görünüyor. Tekrar yandaki sürafaya geçip aynı şekilde başa kadar çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi sıranın da sonuna geldim ve aşağıya bağlamıyorum artık. Geri dönüyorum. Bombe yapacaktım ama ben kör ilmek gibi geçtim. Daha sonra iki tane zürafamı yapıyorum. Bu diptekine yapmıyorum arkadaşlar. Ve sinek kanadın ucuna doğru bir köprü yapıyorum. Sonra diğer sinek kanadın ucuna doğru bir köprü. Diğerine bir köprü. Ve aşağıya inerek 4 tane köprü oluyor bu şekilde. 2 tane zürafa arada. Aynı bu şekilde yaparak uca kadar gideceğim. Sıranın sonuna kadar gideceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi sıranın sonuna kadar geldim. Tekrar dönüyorum. Artık son sıramıza geldik. Yine yukarıya hafif bombeli ya da kör ilmekle çıkabilirsiniz benim yaptığım gibi. Daha sonra bir tane zürafamı yapıyorum. İlk göze geçiyorum. Ve bir tane sinek kanadımı buraya yapıyorum. Bir tane olacak burada. Ve ipim çok azaldığı için keseceğim. Şimdi beni zorlar orada. Hemen buradan kesiyorum. Alta saklayacağım yine. Şimdi diğer ipimi aldım arkadaşlar. İkisini beraberce yan tarafa yatırıyorum. Arada atladığım zürafayı yapmış oluyorum böylelikle. Şimdi yine buraya bir tane sinek kanadı yapmaya başlayacağım. Acele edince hemen dolaştırırız arkadaşlar. Acele etmeyeceğiz. Sonra yukarıya çıktıktan sonra arkadaşlar karşıdaki, şuradan göstereyim, şöyle ekleme yapacağım. Karşıda onun hizasına gelen sinek kanadıma geçiriyorum. Düğüm atmıyorum arkadaşlar. Şu şekilde bağlayarak ikisini birbirine eklemiş oldum. Şimdi ne yapacağım? Alttaki iplerimi keseceğim. Sakladım iplerimi, sağlamladım ve şimdi buraya bir tane daha yapacağım. Onu da ekleyeceğim. Ve geçirdim, ekledim. Bakın bu şekilde eklemiş oldum motifleri birbirine. Şimdi yandaki göze geçeceğim. Yine iki tane yapacağım buraya da. Orta kısımlarda iki tane, kenarlarda birer tane olacak. Sinek kanatlarım, yaprakçıklarım, pıtırcıklarım. Evet, şimdi yandakine de yapayım. Ondan sonra devam edeceğim zaten aynı şekilde arkadaşlar. Buraya da iki tane yaptım. Ve yandakine geçeceğim. Ona da bir tane yapacağım. Bakın.
Bu şekilde devam edeceğim kenarlara. Kenarlara iki, ortaya, kenarlara bir, ortaya ikişer tane yaparak. Evet arkadaşlar, şimdi modelimizi tamamladık, bitiriyoruz ve gösteriyoruz. Bakın, bu ütüsüz hali arkadaşlar, hiç ütülenmemiş hali, yani tamamen yaptığım şekliyle gösteriyorum sizlere, elimdeki şekliyle. Bu şekilde zaten çok düzgün duruyor, yani bizim düğümümüzden, ipten kaynaklanan sebeplerden dolayı çok düzgün duruyor. Şimdi hemen bir ütü atıp geliyorum buna. Evet arkadaşlar, şimdi ütümü de attım geldim. Ütümü nasıl yaptım? Buharı sıfıra getirdim ve ipek ayarına getirdim ütümü. Buharsız ve ipek ayarında ütüyü bu şekilde bastırıp hafif yukarıya çekerek, hafif yukarıya çekerek ütüledim geldim ve modelimi sizlerin beğenisine sundum. Umarım beğenirsiniz, severek yaparsınız. Eminim bohçalarda çok güzel duracak bir model, çok gösterişli bir model. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, yorumlarınızı, sorularınızı, önerilerinizi yazabilirsiniz. Tabii beğenilerinizi atabilirsiniz, çok sevinirim arkadaşlar. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Şimdiden çok teşekkür ediyorum, iyi günler diliyorum arkadaşlar.